olsun gladiyatörcülüğü de bilmem neyi de be. Döküle kalsın be. Ya hangi bir işi becerdin muhtar da bunu becereceksin ya? Hangi bir işi tamamlayabildin ya? Ulan üç kuruş için geberip gider mi? Herif domuz gibi vuruyorum. Oradan patron bakıyor, cıvıttınız hemen. Oradan zıvrınız oynamaya başladı hemen. Patron inandırıcı olsun diyor. Darı gibi vurman diyor. Sen böyle yeni gelinin şey tutucu gibi kılıç tutuyorsun ya. Ulan kutası giydin mi? İçime bir daralmacılık geliyor. Ruhum sıkılıyor, canım çıkıverecek gibi oluyor belli de. Boşun uğraştık Osman. Sabahtan beri ne yövmeyi alabiliriz biz ne bir şey. Buyurun. Çağıramayacağız tabii. Nasıl alacaksın yövmeyi? Bu halimize bak be. Eksik olsun gladiyatörcülüğü de parası da pulu da. Ben vazgeçiyorum. Size kalsın hepiniz. Ben geliyorum. Yürü. Ha, alışın. Niye değiştiriyorsun ya? Eskisini seviyordum ben bunun. Yenisini alışamadın. Osman ne aldı geldi bu saç? Sabah yapıştırmadın mı limonu da? Limonla ne alakası yok? Mıstahanım traktörle geldik. Rüzgardan dikildi anacını sattım. Yatmıyor işte. Arkadaş neyle yıkan sen bu saçı? Sabun var. Sabunun içine zeytinyağı döküyorum. Zeytinyağlı sabun oluyor. Onunla yıkıyorum. Ha ondan. Benim özel bir karışım var. Yattığında bile bozulmaz saç. Ne var lan bunun içinde? Jöle, Şam sakızı, gres yağı. Beton gibi yapar saçı. Bu ne lan? Mustafa'yı gördünüz mü? Lan Mustafa'yı gördünüz mü? Mustafa. Ben durumum yok dedim. 20 lira aldı benden. Biri alacağım diye koydu da yok. Nereye gitti lan bu? Bu limon daha zaman ha. Bu çocuğu da vura vura gelecek hali yaptın. Aptal yaptın. Buyur lan sen. Kaç var lan bu biranın tanesi şimdi? Ya Mustafa abi, her gün alıyorsun, her gün soruyorsun. Aynı işte, 5.25. Fukalalık istemez, sorarım ben. Lan 5'i anladık da 25 ne? Pazarlık pay mı? Ya 5 olur ya 6 olur bu zıkkım. Ya Mustafa abi, karpuz mu bu? Bunun fiyatı her yerde aynı. Her şeyde pazarlık edilmez ki canım. Pazarlık sünnettir. 4 tane aldım, 5 liradan 20 lira. Şu beyaz leblebiyi de eşantiyon alıyorum. Hadi hayırlı işler. Lan! Vallahi Mustafa isteyemeyerek oldu ha. Sansar, uylama oğlum bana. Uylama. Vallahi gece gelir senin arabanın götüne vururum traktörle. Yaptıracağın da cırmalar durursun. Kurtumun kurnadı. Ulan Hudaş'ın ettiğini bir... İnsan olacak. Anam avradım olsun. Çeker vuruyor. Şadi, şu tansiyonumu bir ölç bakan kaç oldu? Hemen abi. Alo. Kimsin? Sesin gelmiyor. Bir cayırtı var gibi. Kim? Ama sen mi bu? Şafik mi? Benim. Belediye başkanı mı? Ne zaman? Yolda mısınız? Bekliyorum. Ne rahatsızlığı canım, başımızın üstünde yeri var belediye başkanımın. Ben kahvedeyim. Bekliyorum. Buyurun. İyi günler, selam söyle belediye başkanım. Saygılar. Belediye başkanı geliyormuş. Ay içim dışıma çıktı. Bir saatlik yol dediniz Şefik Bey. Bir günlük yol gittik resmen. Ya bu Göbelek Köyü bu proje için gerçekten uygun mu Şefik Bey? Evet başkanım. Bu köy tarih ve doğa yönünden oldukça zengin. Ayrıca köy halkının turizmle iç içe olmasından mütevellit kültür seviyeleri oldukça yüksek. İşte şöyle diyorum, sezon iyice açılsa da deniz kenarına inip kamışları bir yağlasak diyorum. Ha, sezon açılsa da şu senin 80'lik çıtırlar bir gelse. Kıskanmayan Mustafa Efendi, sen de o da yok. Damlatma bir ay traktöre yeni sildim vallahi bak. Nereye damlatıyorum lan ben? Adanım ben bunu. Lan oğlum ne yapıyorsun lan şişe? 150 lira depoziti var lan onun. Ben sana yerinin 150 kuruş. Senin ayarını. Hey
Önüne bak, önüne bak. Ya bu televizyon projesi bayağı masraflı bir iş Şefik Bey. Öyle değil mi Aysel Hanım? Vallahi öyle Sayın Başkan. Gerekli fonlardan yeterli desteği alabileceğimizi düşünüyorum. Ya iyi de yukarıdan sürekli bastırıyorlar. O belediye bunu yapmış, bu belediye bunu yapmış diye. Hayır, bizim belediyenin bütçesi de kısıtlı. Masrafların bir kısmını köylü üstlenmeli Şefik Bey. Muhtar yardımcı olacaktır başkanım. Seçim dönemi siz de ona bayağı yardımcı oldunuz. Vallahi bu proje çok hayati Şefik Bey. Yani bomba gibi patlamamız lazım. Ödeyeceksin traktörü. Ümünü çıkar öldürürüm vallahi seni. Bırak helamın yakasını. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? He? Karımı satıyor muyuz lan burada gönlü bak. Şöyle ağacını kırarız. Ya siz benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimin kim olduğunu? Kimdi abi? Sana mı öldürüyorlar? Mıhtar yetiş bu tane neler siz çıkıyorlar. Lan durun lan! Durun lan! Durun lan bir delirmek! Durun lan delirmek bir! Delireceksin işte. Ödeyecek. Kuruşuna kadar ödeyecek. Aklınızı başınıza toplak lan. Bu makam arabası bu. Şimdi makamın damına koyun arabası yünge. Geç sesin terbiyesiz. Başkanım. Hoş geldiniz. Başkan mı? Başkanım elinizi ayağınızı öpen. Mustafa'nın kusuruna bakmayın siz. Bu hep böyle içiyor içiyor sağa sola vuruyor bu gerizekalı. Ne vuruyorsun lan sen başkanın arabasına? Özür dile lan. Özür dile başkanım bakan. Siz de kusura kalmayın hanımefendi bayan. Başkan gel bu. Sayın başkanım. Özünüzü seven affedin bunları. Bunların kendinden başkasına zararı yoktur ama... kazanın şaşkıncılığından ne yaptıklarını bilememişler. İyisi mi? Arkaya götürün. Siz de bunları dövün. Olsun bizce. Muhtar eşkıya mıyız biz? Niye dövelim adamları? Cezalarını çekecekler. Ha, muhtar bir seferliğine bu işi unutabiliriz. Ama bir şartla. Hah, emret başkanım. Ne istersen başımın üstünde yeri var. Buyur. Göbelek köyünü pilot köy ilan ettik. Allah razı olsun. Köyünüze bir televizyon istasyonu kuracağız. Televizyon mu ne çeşit? Ya öyle değil. Köye sizin de değerli katkılarınızla bir televizyon istasyonu inşa edeceğiz. Diğer bazı masraflar konusunda da bize biraz desteğiniz lazım Muhtar Bey. Masruf mu dediniz? Başkanım, eğisimi sen jandarmayı ara. Bunları içeri alsınlar, bu iş olsun bizce. Sen bilirsin. Ya beni ne yakıyorsun Muhtar ya? Mıstayı. Mıstayı açsınlar, bunu açsınlar. Tek sermaye. Ne bıraktın? Kim ödeyecek? Görünü delenin içine bak. Ağzına bunu kıvırın. Şşş! Kendinize gelin. Ayıptır lan. Orospu çocukluğu yapmayın misafirin yanında. Başkanım, bu televizyon işi alengirikli bir iş. Biz ne anlayacağız bu işte? Ya sen o işlere takılma. Siz tamam değil. Şefik bizzat gelecek, bu işleri koordine edecek. Hem zaten sizi çok seviyor. Göbelek köyünü bizzat o önerdi. Amına kodumun oğlu. Sağ olsun başkanım. Allah razı olsun. Bu iş için ne kadar masraf gerekiyor? Vallahi köylünün payına en fazla 40-45 bin lira falan düşer. Durma şu Ramazan. Durma. Yettiler. Ya sen takılma onlara. 45 bin banknot mu dedin? Sayın başkanım. Köyü toptan satsan 45 bin banknot eder mi? Gözünü seveyim. Hem bu köylüyle bu iş hayatta olmaz. Muhtar Bey. Başkanımız sizin için proje düşünmüş. Şurada 3 kuruşun hesabını yapıyorsun ya. Ne diyor lan bu koca kız? Kadının yanında öfürük duruyor. Ağzına böğrüne vuracağın haberi yok. Bak titreme geldi. Ben ayıp oluyorum diyorum size. Ya Şefik ne uğraştırıyorsun bizi bunlarla ya? Belli ki bunlar kalkınma malkınma istemiyor. Bırakalım ne halleri varsa görsünler. Hah, ellerine iyi dedik. Bırakın biz ne halimiz varsa görelim. Nah bırakırım. Bu televizyon istasyonu bir ay içinde inşa edilecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Muhtar ne yapacaksa yapacak, bu kanalı kuracak. Muhtar her şeyi halledecek bir ay içinde. Bak gördün mü? Köylü de çok istiyor. Hadi size kolay gelsin. Muhtar, bir ay zamanım var. İyi günler. İyi günler başkanım. Kadın da fena ha. Tam kemirmelik değil mi? Ulan! Vay benim başıma gelen. Ulan siz benim ölümüme mi sebep olacaksınız? Siz kimsiniz de belediyenin memuruna yumruk vuruyorsunuz?
Tabii senin kızın guru. Olan benim traktör oldu. Kim ödeyecek şimdi onun parasını? Kim ödeyecek? Bak ne diyorum, bak hala ne diyorum. Ulan siz kimsiniz de belediyenin makam arabasına keydiriyorsunuz? Kim köpeksiniz de belediye başkanına kafa tutuyorsunuz lan? O porçuk kılıklı koca götlü şefiyi ben nerede olsa bulurum. Amına kodumun oğlu. Yok canım. Bunlar ölümüme sebep olacak benim. Niye gene başladı? Zong 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 zong. Biz bu parayı götümüzü yırtsak biriktiremeyeceğiz. Bana bakın. Adam mı soyarsınız, tarla mı satarsınız, ne yapacaksanız yapın, bu parayı bulacaksınız. Ne diyorsun muhtar sen? Ne diyorsun sen? Ne anlarız biz adam soymasından bilmem neyden? Nereden koydum ben bu kıllı mıstığının aklına bilemiyorum ki? Sen demedin mi lan? 3-4 tane bira içelim çardağa gidip diye sen demedin mi? Ulan madem içmesini bilmiyorsunuz, neden içiyorsunuz bu zıkkımı? Şart olsun daha ağzıma içki koyarsam. Yanına bir peynir olsa iyi gideceğim. Vah peynir getiren ben. Ya ben az kafayı buldum gibi. Hemen bulmayan da nereden? Nerede bulacağız biz bu parayı? Hem televizyon işinden ne anlarız biz? Ben evde kumandayı kullanmasını bile bilmiyorum. Senin saçına ne oldu? Gaz lambası yanarken kafama devrildi. Saçın üst tarafı ütüldü. Bir daha çıkmayacakmış. Ana ne güzel, aynı su kabağı gibi. Seninki de aynı kadayıf gibi. Sen büyüyünce ne olacaksın? Bilmiyorum, daha düşünmedim. Sen büyüyünce ne olacaksın? Televizyoncu. Televizyon mu tamir edeceğim? Öyle değil, şaşkın. Ya bize bu işlerden anlayan biri lazım. Bu koca götlü Şefik ne anlarmış da getirip diktiler başımıza? Zeynep. He? Zeynep diyorum, yapa bu işi. Televizyon kura. Zeynep kim lan? Hep ana diyorum ya muhtar, çocukluk aşkım diye İstanbul'a gitti diye. Üçüncü biradan sonra başka bir şey anlatmayın maşallah zaten. O Deli Yusuf'un kızı Zeynep. Geçen gün Fatma teyzeyle karşılaştım ben yolda. Bana dedi ki İstanbul'da televizyon işi yapıyor dedi. Oradan aklımda kalmış. İyi. Telefonu var mı lan sende? Rah. Gelir mi ki? Kırmaz beni, sever o. Gelir tabii. Gelsin tabii arkadaş, kendi köyü değil mi ya, gelsin. Bana bak. Bana bak arkana. Şimdi ben uzun şeyinden aldıydım bunun telefonunu. Uzun zaman oldu arayamadın tabii, heyecandan arayamadın. Arayan o zaman. Konuşsana lan. Alo. Şşş. Konuşsana oğlum. Alo. Alo. Zeynep kızım. Benim. Muhtar amcan. İbrahim amcan. He. Tamam kızım. Lan buna sapsarı kaldı. Bunun suratına bir su çal bak ha. Osman. Şş. Lan. Ne diyoruz Zeynep? Ne diyecek? O köy benim kendi köyüm. Bir ay izin alır gelirin, ne lazımsa yaparım dedi. Yavaş lan öküz. Bütün rakıyı sen içtin. Muhtar bu aşk meşk işleri şey değil. Allah aşkına tipe bak. Gözleri bülüç götü gibi oldu. Ulan Zeynep geliyor gelmesine de parayı nereden bulacağız? Olur olur inşallah. Buldum. Bu bana gideceğiz. Olur olur inşallah. Olur olur inşallah. Olur olur inşallah. Olur olur inşallah. Bir kız tırgaç kaldıydı baba. Zehirleneceksin, kalacaksın burada başımıza. Sana mı soracaksın lan? Sana mı soracaksın? Gerizekalı. Çarpacaksın ha. Ulan denizden baban çıksa yiyeceksin oğlum. Ben hariç lan. Neyse baba. Çok önemli bir şey söyleyeceğiz sana. Hayat memat meselesi.
Mehmet abi, şimdi sözüme dikkat buyur. Sana bir işimiz düştü. Dün belediye reisi yanında 2-3 kişiyle çıktı geldi. Ankara'dan bir emir gelmiş. Proje diye alengirikli bir iş sardı başımıza. 40.000 bangonot para gerekiyormuş. Bir masraf da bu senin oğlanla bu öküz açtı mı başımıza? Bıgıllımız daha direktörle devletin arabasına keydirdi. Şimdi onun parasını da ödemek lazım. Hapse atacak daha yoksa. Ben neden canım? Adamlar arabayla yolun ortasına çıkıverdiler. Siz de her şeyi bana şey diyorsunuz canım. Neredeyim baksan bize 40-45.000 lira para gerekiyor. 5.000 lira da benim traktörün tamirine gider Mehmet amca. Aklımıza sen geldin. Senin bu istimlak parasından bize bir 50.000 bangonu çıkversen de karpuzdan sonra ödesek. Senin anlayacağın 50 milyara bulamazsak gittik. Hiç beni ekleşme. Git anangilden iste. Gözünü seven, sükunetle beni bir dinle. Bana bak, şimdi senin bu beşi birliği bilezikleri güzelce bir bozduracağız. Dur o, hemen ökeleşme. Bak, bu balığını çeken gözüm kör olsun, gözüm bunların yerine sana iki mislisini alacaksın. Alırsın. Hiç boşuna çeneciğini yorma. Kapat o televizyonu da beni bir dinle. Zaten stresten tansiyonum hiç düşmüyor. Kafamın içinde naylon hoşet var gibi hışır hışır ediyorum. Ulan ver şunu. Ne anlıyorsun bu şu cavur filmlerinden de anlamadım gitti bu ayın. Sana sorup da mı seyredeceksin? Bu belayı kimiyle sardıysan başına git de onlarla hallet. Hiç beni elleşme. Şerifeciğim. Bak, güç durumdayım diyorsun, naçar kaldım diyorsun. Gözün iki dolabada zincir alıveren diyorsun. Daha ne diye? Ben de aa, olmaz diyorsun. Lan leh boy. Lan hiç insaniyetlik kalmamış sende be. İyi, gene kafama bir ağrı siplendi. Yok canım, benim ölümüme sebep olacak bu proje. Tamam lan, tamam, gülmüyorum. Bir daha gülersen yemin ederim kalkar giderim, daha da gelmem bak. Ya adamın üstüne varıp durma. Hakikaten nahal oldu bu iş. Her sene gelen bir Alman koca karı var ya, sevgilisi. Alman karı? O gelmiş geçen Almanya'dan. Bu da ağzı beş karış koşarak gitti. Para da alacak ya. Lan para alacağımsa da kendim için mi alacağım ha? Bunun için para arıyorum ben. Hingil. Aldın mı? Almış. Obayı almış. Karı bunu tanımamış. Ne ya lan? Yanında iki bagajıyla geziyormuş. Baksana yüzünü cırmalayık. Bunu derlemişler, toplamışlar. Kapının önüne atmışlar kedeneği gibi. Güvenlikçiler ağzını burnunu kıra yazmışlar. Dön bagaj. Beni tut lan. Tut lan. Tut senin amını. Dur gel lan. Lan. Nereden geliyorum? Azıcık yavaş. Şöyle gel bakalım kız. Gel de yoru, duymuyorum mu? Bana mi diyorsun? Cavrun en iyi. Beni... Kahvenin döllerinden kurtardın diye sana teşekkür ederim.
seviyorsan ver onu. Ya zorlama alacağını. Zor durumdayım diyorsun. Allah'ın adını verdim. Ver şunu. Ulan bütün gece uyuyamadım. Sen insanın halinden hiç anlamam mı? Cavur bulursun verime sen. Olmaz. Git. Uylama beni. Zaten başım ağrıyor. Ne boy. Lan anana yalvarsam bu kadar. Bu bile kıyamaz. Veridi be. Vermeyeceğim. Lan Kırlı Musta, sen şimdi ankörmen mi olacaksın televizyonda? Ankör nerede lan? Söyledin mi lan sen bana? Senin ağzını yüzünü bozdun. Alo, buyur kızım. Osman, televizyonu kurunca sen konulu film çekersen ben de konu bol ha. Yok, belgesel çekeceğiz. Sığırlarla alakalı. Ben seni ararım. Tamam, ben Osman'ı yollarım, seni aldırırım. Kolay gelsin koca kızla. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ne o Osman yanındaki güzel kim? Zeynep bu Zeynep. Rahmetli Deli Yaşar'ın kızı. Yani yanlış anlama Zeynep. Bizim burada koyduğu hep lakapla anılıyor ya herkes. O yüzden yoksa baban iyi adamdı rahmetli Deli Yaşar amca. Senin lakabın ne? Bana lakap bulamamışlar yok yani. Anten Osman. Ben bunu bir yerden tanıyacak gibiyim ama tanıyamadım. Oo, hoş geldin Zeynep Hanım kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ne sırrı diyorsun lan? Zeynep geldi. Geçen traktöründen gaza yattıydı. Bu da böyle tepe üstü çakılınca tabii çocukluğuna döndüm. Hafıza kaybı geçirdi. Beyin bekmezi akınca bunun. Ne traktörü lan? Sabaha kadar anlatıyorsun ya her gece Zeynep Zeynep diye geldi işte. Anten. Anten, tencere, tabağı, her şey var. Kanal hazır sayılır ya. Sen her gece beni mi anlatıyorsun? Mıktar, acele etmemiz lazım. Kaybedecek zaman yok. Zeynep Hanım, bu projenin başında bizzat ben bulunuyorum. Koca Göttü Şefik mi? Koca Göttü Şefik bu. Bu Mıktar, bu da Kıllı Mıstar. Bunun direktörü var. Şefik Bey, Zeynep Hanım kızım. Mıktar, daha yapacak bir dünya işimiz var. Sesli, ışıklı, montajlı. Bunların hepsi iş. Sen merak etme. Ben onlara yardım için geldim İstanbul'dan. Peki, bu binanın kurulumundaki parayı kim verecek? En de soruyu çok yerinde sordun Zeynep Hanım kızım. Daha para bulamadık. Ha. Ama moralini bozma. Ne lazımsa yapacağız, bu parayı bulacağız. Hiç merak etme sen. Hadi televizyonu kurduk diyelim. Ne çekeceğiz biz? Başkan bütün programları siz yapacaksınız diyorum. Enge Muhtar haklı. Ne çekeceğiz de, ne yayınlayacağız gari? Hadi bakın. Bir sürü hayvan var burada. Domuz var, tilki var, korsuk var. Belgesel çekeriz. Olur da sırf belgeselle olmaz ki. Haber falan yapmak lazım. Esas parayı bulup da televizyonunu hal kuracağız. Bu para meselesi açıldı mı? Horama bir şey saplanıyor. Gül biliyor. Osman biz seninle yarın bir çıkıp bakalım. Nerede ne çekeriz, ne yaparız? Thank you.
Ekrem Bey, ne oldu, yüzemiyor mu? Yüzeceğime inanıyorum da cesaretim yok. Güneşin altında fazla kalma, tepe serçim olursun. Aa, bir şey olmaz. Getiriyorsun gavur kızlarını, kıyıda köşede yemiriyorsun. Yanındağını ve de bir de ben yemirem. Güneşin altında kalmış, işte apur çupur konuşuyor işte. Şelaleni oraya götürüp orada kemiren mi? Kemiren mi? Kemiren mi var şelalede? Oraya bakıyor. Hem seversin mi oraları sen? Anacığım o köpeksizsin benim ya. Amca ne diyor? Ne diyor? Aman ne diyorsa diyor, apur çupur konuşuyor işte. Bu ne şey yapmış o kalkan? Sen ne yaptın? Okumadın mı? Babam şey etmedi. Ortaokul bitince turizm işine girdik biz. Turizme katkımız olsun diye birçok iş yaptık. Şimdi de işte bakalım televizyon işine girdik. Bakacağız gari. Sana ihtiyaç var Osman. Sıkı çalışmalısın. Doğru diyorsun. Bu proje parasını bulmak için ben 3-5 tane ekstra eşeği ayarladım da. Yedin de onları halledin bari. Şaşkın ya. Eksik olsun gladiyatörcülüğü de bilmem neyi de. Geberiyordum bu ay. Ya hangi bir işi becerdin muhtar da bunu becereceksin? Allah'ını seversen ya. Ulan 3 kuruş için geberip gider mi? Herif domuz gibi vuruyor. Oradan patron bakıyor. Şu cıvıttınız hemen. Cıvıttınız, koy verdiniz hemen. Alın bu parayı. Hak etmediniz ama kıyafetleri çıkarın, bir daha da gözüm görmesin sizi. Ulan her yerimiz çürüdü, aldığımız paraya bak. Osman al şunu. Muhtar bozuk yok, seninkini bozdurunca ben ayarlarım. İstemez. Al gari o parayı, götüne sok. Allah belacınızı versin lan. Ulan Allah belanı versin lan. Ulan bu ne halle, bu ne halle. Ulan seni böyle göreceğine ölseydin lan ben. Allah belanı versin senin lan. Allah seni nasıl biliyorsa öğretsin. Allah belanı versin lan senin lan. Allah aşkına lan etekle dolaşıyorsun lan. Ulan muhtar bu ne lan böyle lan? Turşuya dönmüşsün. Ayıp oluyor ama Mehmet abi. Ne gibi ne al konuşuyorsun? Biz keyfimizden mi böyle dolaşıyoruz? Proje parasını bulacağız diye dolaşıyoruz. Sene geldik para istedin. Verdin mi? Verdin mi? Dedik mi de şimdi böyle konuşuyorsun, ileri geri konuşuyorsun, benim de asamımı bozuyorsun, ayıp oluyor hemen. Al lan! Vereceğim mi, vereceğim ya Allah canına, ne vereceğim lan sana? Bana bak lan, ben gidiyorum şimdi köye, anlaşıldı mı lan? Allah seni, bu köye yürü arkamdan gel şol eşek. Olur, olur, olur inşallah, olur inşallah. Maskara olduk. Vallahi şu pembeli kadın Maya muhtar. Bir saattir seni kesiyor böyle titriye titriye, hiç geçire geçire geçiyor vallahi. Farkındayım. Bunun emeklisi de vardır. Para çok oluyor bunlarda. Lan bu düştüğümüz duruma bakın. Ya ne düştüğün durum muhtar? Hepsini proje parası için yapıyoruz biz. Bak o koca götlü Şefik, belediye başkanları, hepsinin eli kulağında gelecekler yakında. Vallahi doğru söylüyorum. Emme, bana bak. İş başa düştü. Ne diyelim? Al bunu sağlamca bir yerine koy. Yalnız yengeniz duymayacak aman ha. Çok ayıp ettin muhtar. Bizim ağzımıza ne zaman laf çıktığını gördüm. Vallahi kalbimi kırdın sen şimdi benim ha. Benim ağzımın ne kadar sıkır olduğunu sen kendin biliyorsun. Aman diye. Bana bak. Bana dua edin. Bismillahirrahmanirrahim. Şu pembeli olan bak. Hello, Fräulein, madam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Unutmuş.
Bu pişirmiş, bu yemiş. Bu da heni bene, heni bene. Alnına koymasaymış iyiymiş. Nehal, sende çok para var mı? Ben konuşuyoruz. Ne var? Ana. Lan kelli felli adamsın lan, yaşından utan. Pezevenk! Lan buralarda cigolalık yapıyorsun, turizmin içine ettin sen. Terbiyesiz. Alo, Şerife yenge. Hemen aradın kadın, deli satıyorsun adamı. Şerife yenge, vallahi billahi Muhtar bir gavur karısıyla beraber ormana doğru cilveri cilveri bir koşuyor ki sorma, gemrişmeye gittiler. Yenge, evli olduğu belli olmasın diye yüzüğü bana verdi. Yüzük bende yani. Bize de tembih ettirdi benim evli olduğumu söylemeyin diye. Hem de kadına da söylemeyin dedi, sana tembih ettirdi vallahi. Yenge, ben dönüşte yüzüğü sana bırakırım, tamam. Vallahi yenge benim ağzım sıkı biliyorum. Benden laf çıkmaz yani, yok efendim gibi. Ama bu Mustafa'ya ben güvenmiyorum. Onun ağzı biraz gevşek, sana söyleyebilir. Benden duymuş olma. Yenge. Kapattı. Böyle karışık kuruşuk, kar topu gibi atıyorsun, ondan sonra çıkamıyorsun işin içinden. Arkadaş, kıçı nere, başı nere? Ben anlayamadım ki bunu. Kıçına da, başına da şimdi. Bu havada uçulabilir mi? Abi nasıl uçulmaz? Tam havası bu ya. Buradan uçtun mu, nereye konduğunu bilmezsin valla. Hiç kazası riski yok mu? Yok abi, senin kafanı karıştırmışlar. Hani ufak tefek kazalar ölür. Ya ayda bir kişi ölüyor. Yani üç gün önce şu dönme dolaba çarpıp biri öldü ama... hani 27 gün ölmez. Ya bu ayın adamı öldü, anladın mı? Anlama döküyorsun. Abi dur, dur lan. Abi nereye kaçıyorsun? Lan bak, kaçak yapıyor. Çevir elini. Adam önünü zaten çevir. Ölmüyor abi. Lan gözünü çevir. Bak çivik ver, çivik verin. Oy paralar, paralar, açılmasın aralar. Muhtar karıyı tavlamayın da masaları tırmalar. Ay muhtar, ay muhtar, götür de kullu. Artık sabrım kalmadı Mustafa, indi onu aşağı. Ay çalkar, oy çalkar. Ay doğar yapı gibi, gün doğar kapı gibi. İnanamazsan gel de bak Osmancı bütün sapı gibi. Ay çalkar, oy çalkar. Yeter etkari bu bilir ayı. Yeter renk çalman be. Ne diyor Muhtar? Eğleniyorduk ne gece? Vallahi gülüyordun, eğleniyordun ha. Başkan yarın bir gün çıkar gelir. Ne bok yiyeceğiz, ben onu düşünüyorum. Bir de ben ne düşündüm? Bak traktörün haline ne oldu? Ulan şimdi başlayacaksın senin traktöründen de bilmem neyinden, neyinden de. Bunlar hep o koca götlü şefin başının altından çıkıyor. Osman, yine ne kadar paramız oldu, ne kadar kaldı? Vallahi bu rakılar, meziler, bir de müzik çiyenler düştükten ağrı 1300 lira var. Ey, 1300 lira mı diyelim? Ulan, biz bu parayı hayatta birikleyemeyiz. Banka soysak anca. Allah'a da soyalım, billaha da soyalım. Bana uyar, bana uyar. Ne diyorsun lan? Lan ben öyle laf olsun diye söyledim. Ölmüş eşek kurttan mı korkasak? Soyalım amına koyayım. Zaten ölmüş. Bana yattı kafama yani. Soyalım anasını satan. Biz bu parayı başka türlü birikleyemeyeceğiz. Yürüyün lan.
pilavdan dönenin kaşığı kırılsın anasını satan. Traktörü istop etmeseydik zaten zor çalışıyordu. Yok ben onu yokuş aşağı gördüm. Biz saldık mı vurdurduk mu çalışırıp o hızla biz zaten köye yuvarız. İyi. Şimdi ne burayı planı anlatacağım. Ne korkuyorsun? Beyan bak. Üçümüz bangaya giriyoruz. Tamam mı? Bıgırlım usta. Sen biliyorsun güvenlik görevlisi bütün... Bangara'daki müşterilerin hepsini yere yatırıyorsun hala. Muhtar, sen gidiyorsun Vezne'ye. Selamun aleyküm adamı kafaya, tüfeğe dayıyorsun buraya. Ben de paraları çuvala katıyorum. Ben senin amına kudurtma, bak beni korkutuyorsun ha. Biri geri yürü. Selamun aleyküm. Ne yaptın lan? Ne yapayım lan? Yüzünüzü gördüm. Ben yüzünü gördü de... ...alnına mı yazıyor bana suyacak diye? Öküz! Ha. Ben bir filmde öyle... ...ne yapacağız bu adam? Yürü. Tutun. Buraya sokalım. Buraya. Şeyinden tutun. Tutma bak. Buraya bakma bak. Yanlış yerden tutma. Şey gözüküyor. Bakma. Mustafa. Arkadaş eşek ölüsü gibi anasını satan. Geç şuraya. Geç. Geçin orada, toplamayacak. Şuradan acık elime, yüzüme su vurun lan. Bunun çeşmesi nerede bunun? Tamam. Sakin ol. Çorapları çıkarın. Çorapları çıkarın. Şu benim buraya bak. Benim anam kışlık çorap vermiş, önümü göremem. Çıkart bunu bundan. Olmaz bundan. Ulan benim karı da bunu verdi. Ulan ne zaman almış? Bunu hiç üstünde görmedim ben bunu. Ne zaman? Bunun bir bacağını bana verdi. Ben şey yapamam. Olmaz. Ver ulan. Yengenin bacağına giydiği şeyi kafana mı geçirecek? Öyle bir kurtun mu dişlerini dökerim? Derviş. İyi de beni tanırlar sanırım. O ben değilim dersin. Sen de o gözlüğü tak. Tak bakın. İyi de bu karı gözlüğü. Ulan düğüne mi gidiyorsun? Pezevenk. Tak işte o da yengeye ben ne işte. Silahları da bankanın kapısına duvarının oraya dayalı. Yap şimdi. Yürü. Yavaş. Yavaş. Muhtar, koy verme kendini bak. Salma sakın. Gevşeme. Sen acık gevşek duruyorsun. Şu an dolu değil mi? Dolu dolu. Gök diye unutsa verme mermiyi. Baktım muhtar mermi verme, vur sopayana kalksın. Ne diyorsun lan sen? Ben tavuk bile kesmedim ömrümde. İyi gene zonk zonk başladı. Allah'ım kahretsin, sana sığındım, sana inandım. Bana bak, sağ ayağına gireyim. Hadi, hadi. Hadi. Selamun aleyküm. Bu bir soygundur. Herkes yere yatsın bakın. Ellerinizi görebileceğim bir yere kaldırın bakın. Evet. Yolda bakın paraları bu çuvala koy bakın. Beyefendi kasalar henüz kilitli. Birazdan mesaiye başlayacak. Biraz bekleyeceksiniz. Banka soymanın mesaisi mi oluyor bu? Hop hop. Geçin sıraya. Sen de mi soyacaksın teyze? Ne sırası ya? Yok maaş mı çekeceğim? Ya banka soymanın sırası mı olurmuş arkadaş ya? Buyurun işleminiz tamam. Heh. Sıra bize geldi. Çıkar çabuk. Sizin işleminiz neydi? Soygun. Hadi oradan 50.000 banknot çıkar bakar. 5.000 lira da benim traktörün tamirine gider. 55.000 versen. TC numaranızı rica edebilir miyim? Vereyim ben sana. Kafe kağıdımı veren. Al bakayım. İlk defa mı soygun yapıyorsunuz?
O günah belli oluyor mu? Yani ilk soygunsa kefil lazım. Nereden bulsak acaba? Bu müstahı ona mı? Şuna bak bakayım, şunun tipine bak bakayım. Sizde maaş bordrosu, vergi levhası falan var mı? Yok, benim çiftçi bağkuru var da ben onu ödeyemedim. İcralık oldu ama tanayı sattım da ödeyeceğim. Muhtar olma, muhtar olsun ya. O kendisi göbelek muhtarıdır. Olmaz. Ben yeminliyim. Kefilsiz olmuyorum bu. Olur. Ama o zaman şube yetkimizdeki miktarı verebiliyoruz. Ne kadar oluyor? 3000 TL. Hiç olmayacaksa olur. Osman Bey, yalnız siz bizden 2001 senesinde kredi almışsınız. Oradan 8000 TL bir meblağ kalmış. Faiz oranınızı hesaplıyorum. 15.350 TL borcunuz var. Siz bizden 3000 TL alacağınıza göre 12.350 TL borcunuz oldu. Aylık ödeme tutarınızda 1.112 TL 50 kuruş. Buyurun imzalayın. Şuvara kadar imzaladım. Al bakayım. Bankamızı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Şey rahmetli. Hadi gidelim. Hello, gentlemen. Zeynep. Zeynep. Biz proje, para, Mustafa'nın traktör. Kendine geldi. Oh. Neredeyim ben? Hastanedesin muhtar. Banganın kapısında fenalaştın. Verilmiş sadakamız varmış. İçeride bayılsan yandaydık yemin olsun. Soygun ne oldu? Şşş. Ne soygunu ya? Hastane odasında diyor. Ne diyorsun sen muhtar? Sen banganın önünde bayılınca direkt hastaneye kaldırdık seni. Giremedik ki bangaya. Vallahi bizi çok korkuttun muhtar ya. İki poşet serum bitirdin ya. Uyanamayacaksın diye ödümü sıttın. Nasılsın? İyi misin şimdi? Hiç iyi değilim. Nefesimi alamıyorum. Canım çıkıverecek gibi oluyorum. Ne doktoru çağırın. Kendine gel muhtar. Bak gene tansiyonun çıkıyor. Kıpkırmızı oldun ya. Vallahi güzel. Doktor gelsin bana baksın. Gazeteyi hura koyu da bize 5 dakika müsaade et. Osman'la özel bir şey konuşacağım. Çıksın lan, bakıyorsun hala. Kıymetli Osmancığım, bana bak. Ben durumumu hiç iyi görmüyorum. Ne olursa senden olur. Bana bak, ilacısa ilaç, doktorusa doktor, emarısa emar. Amerika'ya götürmek gerekiyorsa Amerika'ya. Emme abartıyorsun ha muhtar ya. Gören de seni öleceğini zannedecek. Tövbe estağfurullah ya. O kadar kötü değil senin durumun. Efam yapıyorsun sen. Hem o senin söylediklerin çok para tutar. Nereden bulacağız o kadar parayı biz? Sen para yönünden merak etme. Ben ne lazımsa bulacağım. Nereden bulacaksın affedersin? Bana bak. Rahmetli babacığım benim hesabıma bankaya biraz para yatırdıydı. Demek bugünden için lazım olacağım. Muhtar, senin bankada paran mı var? Azıcık. Ne kadar azıcık? 25 banknot. Bu adede şimdi 30.000'e yaklaştı. Senin bankada 30.000 lira mı var muhtar? Yengenin haberi var mı? Yok. Ne yengen, ne biraderlerin. Kimsenin haberi yok. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Zabaktan beri aha dilimin ucunda söyleyeceğin söyleyemiyorum. Ben senin durumunu beğenmiyorum muhtar. Vallahi beğenmiyorum.
Ben şu değerli sonuçlarına bakan da gelin. Bana bak. Bir de kimse bilmiyor. Mustafa'nın da haberi olmasın. Benim ağzımdan kimse laf alamaz muhtar. Beni biliyorsun, ben ağzı sıkı bir adamım. Kafamı keserler, ağzımdan laf alamazlar. Zaten bu Mustafa'ya hiçbir şey söylemem. Bunun ağzı gevşek. Bütün köye yayar bu. Vay kirli çıkı vay. Demek bir dünya parası varmış. Ulan neredeyse banka soydurup hapise attırayız diye lan bizi deyus. Ne bağırıyorsun ortalık yerde soygun muygun diye. Hırgız sen de çıktı bize. Nagodum. Bir de bana tembih ediyor. Diyor ki kimseye söylemeyeceksin diyor. Garsının bile haberi yokmuş. Bu Mıktağ var ya, bu Mıktağ yılanın beyi bu. Gülüyor benim ağzım sıkı. Fermanlı benim ağzım kimseye deme. Senin haberin var mı? Yok canım, bakmıyor. Gördün mü? Ama ben bilirim ona yapacağımı. Kalk gel lan benimle. Kalk, yürü. Ne diyor, yürü. Kim lan bu, akraban mı? Lan ne akrabası, manyak. Akraba değil, akraba. Bak beni insanların içinde diyecek. Lan gecek mi lan benim? Niye geldik lan biz buraya? Lan Muhtar'a oyun yapacağım dedim ya. Bu adam ölecek ya. Senin amına korum. Dua edenim adama yazık günah. Adamın suyu fena kaynamış, bu gider bu. Kaç, kaç, kaç. Kaç lan, yürü lan, yürü lan. Demek bir haftaya kadar göçüp gideceğim bu dünyaya. Ben biliyorum. Şuramda hissediyordum ama size anlatamadım, anlatamadım gitti. Doktor bunu mu gördü? Gerekir bu öyle dedi. Bir yanlışlık olmazsın lan Osman. Keşke. Başka ne doktora gösterdiysek hepsi aynısını söyledi. Bütün doktorlar buna dedik ki hemen öleceksin sen bu hafta sonra gitti. Sağ olsun. Osmancığım önüme düştü de hakikatleri öğrenecek zamanımız, eşle dostla, sevdiklerimle helallaşacak zaman kaldı. Ben size hastayım, hastayım, öleceğim, öleceğim, öleceğim dedim. İnanmadınız. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Olanlar oldu. Muhtar, sen bu köyün en sevilen adamlarından birisin. Senin cenazen şöyle şanla şöhretine yakışmalı ya. Muhtar, benim bir asker arkadaşı var, şehirde yaşıyor. Böyle cenazeydi, pamuk mamuk o işlere bakıyor. Şimdi sen parayı çektiysen bana ver, ben geri kalan kısmını halleden diyorsun. Merak etme, parayı vereceğim. Allah senden razı olsun. Boşuna dememişler. Kıyıp da yiyemediğin para gün gelir. Muhtar, zamanın geldi. Haftaya ölüyorsun, gidiyorsun. Hazır pavyona gelmiş. Şuradan 3-5 karı çağıran masaya eğlenemiyorum he. Ya oğlum, para biriktiriyoruz. Bir de karı siki çıkarma şimdi. Karışma lan sen. Lan sen de hesabı kabartacaksın diye onu bunu taşıyıp durma masaya. Al şu şakşukaya falan, hiç ellemedik de al bunu hesaptan düşsünler. Ben bir parmak attım. Senin o parmağını götüne sokarım. Yeter lan! Yeter be! Terbiyesiz herifler! Ayıptır lan! Lan ben burada ne derdin, ne yürüsün? Tamam lan, ben öleceğin hesabı. Eksik olsun. Bana lazım değil, parası da, pulu da, dünyası da. Hepsi size kalsın. Derslerimden ben bu hale düşelim. Kalmadı saçımın siyah tek teli. Hele namertlerin eline düşeli. Kaç kere lanet ettim. Ben gidiyorum.
Helen o dertleri beline düşeli. Kaç kere lanet ettin yazıma. Dur emmi dur, yardım edeyim dur. İstemez. Zahmet etme. Hadi. Allah rahatlık versin. Hadi. Taksinin parası? Bacıyı benden söylemedi. Çattık ya. Dayı, parayı unuttun. Para mı diyorsun? Para yok. Sonra alırsın. Ya o emmi iyice bokunu çıkarttı. Ben bir daha bu köye nereden geleceğim? Yazık. Çok yazık. Hiç sandık kalmamış sende. Babacığın insandı. Zalim insandı. Sen ona hiç çekmemişsin. Çok yazık. Emmi, Salim'in oğlu değilim ben. Nereden çıkartıyorsun ya? Ne olursa olsun, babanı, atanı inkar etmeyeceksin. Senin ananı da, babanı da... Terbiyesiz herif! Terbiyesiz! Üç kuruş için utanmıyor musun? Param, param ulan senin derdin. Al ulan! Al! Al bunu! Al bunu da al! Al bunu da al! Parası da kudursun. Ulan insanlığı da al! Hepsini al! Hepsini al! Terbiyesiz herif! Terbiyesiz herif! Sen bana sabır ver ya Rabbim. Gece gece elimden bir kaza çıkacak. Lanet olsun, parası batsın ya. Şerife. Şerife aç kapıyı. Yorgun in. Hastayım. Aç kapıyı Şerife, ölüyoruz. Şerife. Aç kapıyı. İşte geldik. Gidiyoruz. Doğduk üç gün. Yaşadık üç gün. Boşuna dememişler. Üç günlük dünya diye. Hey, kimsin? Benim. Ana! Çıkın dışarıdan. Sen de mi muhtar? Yazıklar olsun. Şu eşeği en sonunda bana öldürteceğiniz. Şerife teyze, Şerife teyze. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çağırıyorsun kız? Babam İbrahim amcayı ağırda bizim eşeğiyle bastı. Ana! Ne diyorsun sen kız? Ay başıma gelen. Koş. 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 Allah senin bir gibi yapsın değil mi? Bayram. Bu eşek. Güzel eşek. Kıymatını bil bunun. Muhtar, büyüğümsün, sarhoşsun, var git yoluna. Yoksa vuracak şimdi sopayı kafana. Vur, vur. Bir an evvel vur da ben de öyle. Vay başıma gelen, vay başıma gelen. Sen utanmıyor mu? Bunda mı yapacaktın bana? Hoş geldin Şerifeciğim. Ya çor çocuğun önünde böyle donlan utanmıyor mu? Al gel şunları al. Ne gidi kahpa dünyada. İstemiyorum. İstemiyorum. At. At donunu da at. Anadan yürüyen gezeleğe mi? Yumurtanın sarısı, yere düştü yarısı. Yarısından fayda yok, aç gel gece yarısı. Yumurtanın kumru yok, gözlerimde uykum yok. Yumurtanın sarısı, yere düştü yarısı. Yarısından fayda yok, aç gel gece yarısı. Ne oluyor ya? İbrahim amcayı ahırda bizim eşeğiyle bastılar. Yok gari, daha neler ya. Lan pavyonda garı çarptırmadın masaya. Bak adam ne hale geldi burada garı. Görüyor musun? Eşeğe sarmış burada. Sen temizleyeceksin bu boku. Yenge sen eve git. Ben sana anlatacağım her şeyi. Başımıza ne işler açtı bu kocan senin. Sen de kusura bakma. Osman ne oldu?
Ya şimdi biz müzikole gittik böyle. Pavyona gittik. Muhtar sarhoş olduk. Geldik burada eşeğe sarık. Bayram. Eşek iyi eşek kıymatını. Mustafa al götür şunu, al götür, başımı belaya sokma. Yürü kız, siz de ödüşün önüme. Yürü. 5 dakika boş bırakmaya gelme Rüya. İşte böyle yenge. Yöntemler mi karışmış, bir şey olmuş. Buna bir haftalık ömrün kaldı deyince tutturdu beni pavyona götürün. Son dakikalarımı iyi geçirendi. Etme dedik Şerife yenge, merak eder dedik. Dine demedik. Zorla götürdü bizi pavyona. Bir bidon rakı içti neredeyse ya. Vay! Vay boynu devrilmeye sıçam, vay! Son günlerini pavyon karlarıyla mı geçireceğimiş? Yazık sana verdiğim emeklere, yazık! Pavyon değil, Şerife yenge. Müzikor. Değil mi Osman? Vallahi ben de bilmiyorum, böyle karanlık bir yer, izbe bir yer şimdi. Müzik çalıyorlar içeride, kadın müzik söylüyordu. Pavyon mu, müzikor mu, öyle bir yer. Bir de bu tutturdu mu masaya karı çağıracaksın ben diye. Dedim ya Şerife yengem var dedim, gül gibi karın var senin diyorum. Ben buna nasıl kızıyorum, nasıl giderleniyorum, atarlanıyorum ben buna biliyor musun? Kimi çağırıyorsun masaya dedim, ben o konularda çok ters çıkıyorum. Püüü, esrahtan öleymiş keşke. Kaç yaşında adam, azmış ya. Azmış dedi. Karıları görünce bu karılar azmış dedi. Daha çok karı istiyor. Bak kekeye bak. Az mıktan olacak bu adamı dedi. İşi gücü karı bunun ya. Biz karıları çağırtmayınca da gelmiş koca bayramın eşeğine sarmış. Terbiyesiz herif. Eşek, iyi eşek bayrammış. Sonra iyice kafayı buldu yenge bu. Çantayı çıkardı. Bankadan çekti, ne kadar para varsa savurmaya başladı böyle pavyonda. Çalgıcıların elinden kurtarabildiğimizi kurtardık. Bir tonda hesap ödedik ya. Ne parası? Efendim parası, babacığımdan kaldı. Verin parayı bakan, verin. Vallahi şimdi yenge adam geldiğinde değil, bana emanet etti bunları. Dedi ki, al dedi sende dursun gari dedi bunlar, emanet yani. He, tam da emanet edecek adamları buldu yani. Kediye ciğer emanet ediyorum. Verin bakan. Verin bakan paraları, verin. Ver. Hepsini bak. O osuruktan poracaya yatıracaktınız değil mi parayı? Vallahi yenge bana emanet etti. Sen dedi bu paralar sende kalsın Osman dedi. Benim bu işlerde çok becerikli olduğumu, zekama da güvendiği için, bana da çok güvendiği için. Sen halledersin. Şehirde benim arkadaş var biliyor musun? Ondan gari. Hani dedi pamuktu işte efendime söyleyeyim, mezardı filan, tabuk mu? O işte. Aman bana ne yenge ya? Ne haliniz var? Çıkarın gari. Hiç heveslenmeyin. Bu paranın kuruşuna dokundurtmam. Ne sene ne de bu dürzüye. Bankaya üstüme yatıracağım. Gidin parayı nereden bulursanız bulun. Beni eşek anladı, sen anlamadın herif. Hala eşek diyor ya bu. Yemin ediyorum azmış bu ya. Ana canı siken gayet yapıyor bu. Mustafa ver lan şu kamerayı, bozacaksın. Haberleri veriyor sayın seyirciler. Koordinatör Şefik Bey 4 yerinden inek süslü. İnek kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Şimdi hava durumu... Ben havasının da durumunun da indi kamerayla... Muhtar, ben parayı nasıl bulacağımızı buldum. Sen eskiden pehlivan değil miydin? Hem de baş pehlivanıydı. Milli pehlivan. O kadar değil canım da pehlivancılık yaptım yani ki. İnanır mısınız? Ben el meydanına çıktığımda davullar hurulup da zurnalar ötmeye başladı mı... ...bana bir coşmacılık geliyordu. Allah Allah, illallah kimi bulduysam bir tanıyordum ben. Ya muhtar kendine gel, ne yapıyorsun? Kusura bakma Şefik Bey, öyle bir coşmacılık oluyordu. Ama şimdi geçti gari. Tansiyon bir yandan, ağrısızı bir yandan. Eskiden kaldı gari onların hepsi eski. Eskide kalır gari onlar. Hep hareketsizlikten oluyor bunlar. Hareket etmiyorsun. Acık böyle götün maçın oynayacak, acık oran buran oynayacak, hareket edeceksin ki böyle olmayacak. Ben ne diyorum biliyor musun? Hem vejeteryanlar da katılacakmış la bu belediyenin turnuvasına. Eterandır lan o. Bak insanların içinde beni diceltip benim böyle ruhumu, gururumu incitme. Bak şimdi diceltme ağzını bak, yırtarım ha. Veteran ne lan? Veteran emekli güleşçi demek. Şimdi ben de güleşebilecek miyim? Güleşebileceğim muhtar. Ben diyorum ki muhtar, üçümüz katılan diyorum buna. Heh. Biz bu gırlıyla beraber orta kulvarlarda bir yerlerde güleşirik. Sen de veteranlarla güleşirsin. Vallahi olur Ender dediğin. Ben sizi çalıştırayım da. Ben akşama kadar tarlada çalışıyorum. İdmanlıyım zaten. Katılalım vallahi. Ne zamanmış bu? Haftaya. Portakaldan olur yafa, göbelekli, kıllı Mustafa.
Kanalı kurmuşsunuz. Hayırlı olsun. Çalışıyoruz emmi burada. Aç çıktığı zaman lazım. Öyle hemen olmuyor. Anten haklı. Anten değil mi? İyiydin iyiydi şu koca göt şefinin yanında. Bu ağzı laf tutmuyor bunu. Hemen taşıyor herkese. Kızma ya. Sana kızmadım ki ben. Buna kızıyorum. Ne olacak buraların hali? Ne olacak? Parayı bulduk mu ne lazımsa yapacağız Sayın Şefik Bey. Bu kadar kısa zamanda nasıl bulacaksınız parayı? Banka mı soyacaksınız? Onu denedik. Onu bünyemiz kaldırmıyor. Çalışacağız, yapacağız diyorum. Hadi Osman. Önce şurayı bir yola yordama sokalım. Sokalım. Sıva kolları Osman Efendi. Ben yarın yine gelirim. Bana bir daha bu kızın yanımda böyle efendili efendili konuşup benim gururumu rencide edecek bir şey yaparsan bu tahta sandalye kafanda bırakayım. Lan! Ağzını burnunu büzme ulan! Güle güle Şefik Bey. Masalarla başlayalım. Başlayan bana uyar. Siz çalışalım. Ben biraz rahatsızım. Giden ben biraz dinleneyim. Yarın geliriz biz Mustafa ile marangozluk işlerini yaparız. Hadi size kolay gelsin. Mustafa kalk. Mustafa kalk. Mustafa. Lan. Mustafa kalk. Kalksana Mustafa. Kalk lan. Kalk. Yürü. Yürü. Ana. Yürü. Yürü. Bunun bekmezi aktı gene. Gitti kafa. Sen şuraya geç. Şurada. Ben şuraya. Ay yok yok. O tarafa. Şuraya. Oraya. Ay dur yavaş biraz. Şu sandalyeleri de insanın üstüne yerleştirelim. Sen oranı buranı incitme. Dur ben de oradan tutayım. Nereden? Oradan da tutarım ben. Şimdi tutarım ben. Şimdi sen tutacaksın mı acaba bunun içindeki? Buradan manzara daha güzel gözüküyor. Ha. Ya istersen sen böyle gel ben öyle geleyim. Sonra... Olur. Sen bizim kıllı mıstayı biliyorsun değil mi? Geçen kadının birinin ağzından öpmüş. Sen öpüyor musun kimseye ağzını? Ben de yapmıyorum. Yani tarzım değil benim. Sıkılmıyor musun burada ya? Vallahi yazın buralar çok sıcak oluyor, çok kalabalık oluyor. İşte cigolaculuk falan yapıyoruz biz buralarda. Necilik? Cigolata. Sıcak çikolata işi yapıyor. Mıstağ'ın mıhtar yapıyor o işi. Plajda çikolata satıyor, çikolata. Yani çikolata. Biz ona kısaca çikolo diyoruz. Yani çikolo, çikolata. Sıcak, gerçi sıcak da pek gitmiyor yazın ama ne edeceksin işte. Şu elindeki şey mi bu? Bunlar var ya. Mesela... Güzel ellerin var, pambuk gibi. Ben Arap sabunuyla yıkıyorum, bak benimkine. Şurasında da güzel bakmışsın ellerine. Aldığım yeri bırakın da sonra benden bilme. Kadınlar benim bu yönüme bayılır, çok esprili oluyorum ben. Sen beni demin öptün mü? Bana titreme geldi de acık. Sen ne zamandır burada oturuyorsun lan? Lan beraber gelmedik mi? Çağırıp elimi falan öpmedin mi? Çaya ne katıyorsunuz lan siz? Osman oğlum, vakit neredeyse geldi çattı. Daha ortada kuruş para yok. Ne yapacağız? Vallahi Mutlu abi, benim de kafam karıştı. Eski mezarlık. Eski mezarlık diyor. Erenseyi yiyince iyi saatte olsunlara mı karıştı lan bu? Ne diyorsun lan Mustafa? Kafan mı iyi senin? Yukarı köyün eski mezarlığında gömü varmış. Çil çil altın. Dedem dediydi.
Korkudan kimse gidip çıkaramıyormuş. Ben bir iki niyetlendim de tek başıma cesaret edemedim. Gidip hanımı çıkarsak. Safsata lan bunlar. Ben gitmem oralara. Ya Muhtar doğru söylüyor. Pek tekin yerler değil orla. Geçen gün bizim Bülüş Osman gitmiş. Mezardan define çıkartacağım diye böyle çapayı vurduğundan şeytan yüzünü apalamış böyle. Dur savuş, dur. Yamuk yumuk olmuş. Yerde yatıyormuş. Eğri taşlı mezarın yanındaki selva ağacının dibindeymiş. Dedem öyle dedi. Ben hayatta gitmem oralara. Tekin değil onlar. Aha, Zeynep geliyor. Ne oldu? Bir gelişme var mı? Var var. Bunları Amerikan kanallarında teklifere yayıyormuş. Ulan Muhtar. Geçen ne güzel güleştin be. Gençliğimi hatırlattın. Yumruğu indi bir vurursam kalan iki dişini de ağzına dökeriz senin. O bir şey mi? Mustafa Aykort ben bir güreşçi gari. En çabuk duş alan güreşçi olarak tarihe geçti. Arkadaşlar kalkın gidelim yoksa elimden bir kaza çıkacak. En hızlı mefta olan üç kişi olarak tarihe geçecek bunlar. Nereye gidiyorsunuz ya? Durun ben de geliyorum. Sen gelemezsin. Senin için tehlikeli olabilir. Ben sonra sana anadırım. Görün. Siz bir şeyler çeviriyorsunuz ama neyse çıkar yakında kokusu. Gençler! Sakın o tarafa gitmeyin ha! O tarafa gidenler bir daha geri dönmediler. Ne diyeyim? Çünkü orası tek yön. Tövbe tövbe! Yürü Mustafa, yürü. Yürü, bas, 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 bas! Bas şuradan, bas! Uzaylılar, kaç! Destur! Kaçma, kaçma! Korkma, ben hallederim. Selamünaleyküm kardeş. Biz aşağı köydenek, yabancı değilik. Ben Saffet. Siz misiniz o? Nişliyoruz, gece yarısı bu arada. Biladerle arı şerbetlemeye gittik. Az geç kalmışız. Asıl siz ne yaparsınız burada, gazma kürek? Biz köye su borusu döşeteceğiz de keşif yapıyorduk. Ha, iyi o zaman. Hadi kolay gelsin size. Ödüm sıttı, yemin olsun ödüm sıttı ya. Bu nasıl kıyafet lan böyle? Vallahi ben de korkudan iyice sıkıştım neredeyse. Durma işe içen ha. Sakın ha. Bir damla damladırsan çarpılırız kalırız buralarda. Ya ben bu ecnebi filmlerinde görüyorum. Böyle yerlerde mahluk falan çıkıveriyor karşılarına. Bir haç tutuyorlar hepsi. Çil yavrusu gibi dağılıyor. Biz elhamdülillah Müslümanız. Biz ne edeceğiz? Dua edeceksin Mısır Efendi. Dua edeceksin. Oğlum nedir bu avareliğin? Çalışır insan dedi. İşe gir oğlum işe. 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 Yemin olsun işedi vallahi işedi ama bak. Ya emmi ne ettin sen ya? İl misin cin misin? İki devri karşımıza çıkıyor. Gülme lan. Muhtar bak bu sağda solda gılımız tadı onunla şey diye konuşur. Konuşmasın söyle de ya. Bırakın işemeyi mişemeyi. Ben vazgeçtim parasından pulundan. Yürün gidiyoruz. Ben gidiyorum. Yürü lan Çedikli Mustafa yürü. Yürü. Çedikli Mustafa. Lan gelecek hali sen hangi korku filminde arabaları çalışacağını gördün? Koşarak kaçacağız koş. Koş. Mustafa. Muhtar. Koş. Osman. Osman. Zeynep, sen mi geldin? Ne zaman geldin? Hoş geldin. Az önce geldim. Muhtarla Mustafa da geldi. Kahve yaptım. İçersin değil mi? İçerim valla. Ben çok şekerli seviyorum kahveyi. Hem muhabbet de ederiz. Valla bu kahveyle 40 yıl muhabbet eder insan.
Ay, vallahi görücüye çıkmış gibi hissettim kendime. İnşallah o da olur. Şöyle şenlikli bir düğün yaparız. Ay yok ya, düğünler beni çok sıkıyor. Hele o takı töreni yok mu? Aman bir saat daral geliyor bana. Düğün yapacağız. Öyle kız mı istenirler? Açık romantik ol. Öküz. Ya bana değil, mıstığa ya, mıstığa ya buna. Ne alakası var lan? O nereden çıktı? Lan oğlum şakacıktan, yalandan düğün yapacağız ya. Köyde böyle bir tertibat alacağız. Ondan sonra oradan gelen takılarla, paralarla bu işi çözeceğiz. Ay olur mu öyle şey ya? Ne ayıp. Hem çocuğun başını mı yakacaksın? He, bahane isteniyoruymuş. Sana isteyelim. Lan benim sevdiğim var mıstığa. Ulan zehir gibi kafa var Osman sende ama hep domuzlar çalışıyor. Ay siz vallahi ciddisiniz. Ya plan şöyle bak. Arkadaş şimdi adama hesabını bozman ya. Nasıl kurulacak o televizyon ha? Nasıl kurulacak? Planı anlatıyorum. Şimdi evde kalmış bir kız bulacağız. Kim o? Mahmut Emmi'nin Gülizar. E adam zengin. Şimdi bunun da traktörü var. Köyde başkasında traktör var mı? Buna vermeyecek de kime verecek kızı? Öyle tabii. Köyde benden başkasında traktör yok. Ama ben kabul değilim. Olmaz. Kıymetli Mahmut abicim. Şimdi sözüme dikkat buyur. Bizim... Mahmut Emmi, bu yuvarlaklar senin bahçeden mi? He. Benimkilere bu sene dolu vurdu. Hep kara leke oldu. Sözümü kesme lan. Mahmut abicim, bizim şimdi buraya gelişimiz hayırlı bir iş için. Olur, olur inşallah. Aa, beni istemeye geldikler. Hayırlı bir iş için mi? Alın gidin. E? Buyur. Ne dedin Mahmut abi? Gülizar'ı istemedi mi benden? Verdim gitti. Osman'ım Allah mesut etsin seni. Bana değil Mahmut emmi. Mıstaya 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 buna. Fark etmez ona da olur. Hayırlı olsun evladım. Ah Osman ah. Ah sırma saçlı Osman'ıma. Madem gönlün vardı bu zamana kadar niye bekledin? Benim değil yenge. Mıstanın bunu gönlü var. Mahmut emmiyle yenge öyle münasip görüyorlarsa ben aradan çekilebilirim. Osman benim kardeşim sayılır. Mustafa'yı istiyoruz yengeciğim. Mustafa'ya. De gidi sürmeli gözlü Mustafa'm de. Benim kızı kimle? Kimle istemedi de. Sonunda sana nasip oldu. Biraz acele oldu ama iyi oldu. Yalnız Mustafa'nın durumu pek iyi değil Mahmut abi. Şimdi bu düğünü ne halledelim? Ha, düğünü yarın bizim bahçede yaparız. Masrafları da ben üstüme alırım. Kız geldi 40 yaşına. Ne alanı var ne soranı. Mustafa da neyisini mi bulacağım? Biraz acele olmadı mı Mutlu? İyi oldu, iyi oldu. Olur, olur inşallah. Osman, siz bana sahte düğün demediniz mi? Esas nikah memuru gelmiş, esas deftere imza attırdınız bana. Ya salak salak konuşma, gerizekalı. Balık çarşanı mı çağıracaktı? Gerçek olacak tabii. Oğlum, siz bana... Ben anlatırım sana, şimdi işi yok şaşırma. Numarız şey halledeceğiz düğünden sonra. Mutlar. Hani yalancıktan düğün nikah dedim. Kıymetli konuklar, şimdi hepinizi piste bekliyoruz ve Cezayir diyoruz. Kıymetli konuklar, şimdi hepinizi takı törenine davet ediyorum. Takı töreni başlam. Gitmeyelim. Allah'ını seven gitmez. Lan koca muhtar Allah'ın adını verdi be. Evet, takı törenine bekliyoruz. Dedesinin kızından... Dur, poşeti açayım.
20 lira. Amcaoğlumdan 5 lira. Senin amına koyayım lan. 5 lira. Git lan müstahayı bırakın. Poşete şahım Horus. Halasının oğlu Bilal'dan bir horoz. Horoz ne amına koyayım? Horoz ne lan? Zaten senin aklına uyduk. Zavallı Mustafa'nın başını yaktık. Evet. Bekliyoruz. Pamuk elden cebe diyoruz. Daha kimse kalmadı. Sen de saçmalı et durma. Dur lan otur. Şimdi çık. Bunun nerede gidiyor? Lan! Zeynep sen gitmeyeydin, iyiydi. Yenge de seni boşadı galiba. Cezayir kardeşler de gidiyorum. Ananızın Cezayir'ine kadar yolumuz var. Ya Muhtar bana böyle sinirli sinirli hareketler yapma bak. En azından şu Mustafa o kızının yüzünün arkadan çıkarttık. Öyle düşün. Dolu tarafından bakmak lazım. Kapohu çeneceğin Osman. İnsanın asabını bozma. Senin aklına uyduk. Zavallı Mustafa'nın başını yaktık. Zeynep, sen hiç merak etme. Ben bu paraca parasını bulacağım. Olmazsa bu masaları satarım. Kendimi satarım, gene bulurum. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? İstanbul'dan geliyor diyorsun. Televizyoncu diyorsun. O dönecek dolaşacak sana mı bakacak lan o kız? Belki işimi seviyor. Hem sen inadından vazgeçsen, cimrilik etmesen, bana para versen ben de televizyoncu olacağım. Televizyoncu olacakmış. Ulan doğru düz bir iş bulsan da çalışsan he, olmuyor mu? Sen beni hiç anamıyorsun değil mi? Belki güvenmiyorsun da. Anama da böyle yapardın sen. Kahrından öldü gitti kadın. Lan anamla ne alakası var? Manyak yeri, düve lan ne alakası var lan? Oracıkta hasta oldu kadın da hastaneye bile götürmedin cimriliğinden dolayı. Şimdi tabii bankada milyarlar var. Oh senden iyisi yok değil mi? Cimriliğim yüzümden mi? Ulan sen ne bilin lan, sen ne bilin ha? Açlık lan, fakirlik oğlum. Fakirlik yüzünden götüremedim ben senin ananı hastaneye. Sen fakirlik nedir bilin mi lan? Ha bilin mi? Ben öldükten sonra ne edeceğim bu kadar parayı? He? Sen öleceksin diye mi bekleyeceksin ben? Ha? Anam yok zaten. Bir babam var. Hem sen ölünce ne edeyim ben parayı? Sana kızıyorum ama. Sen ölünce üzülürüm ben, dayanamam. Ben gidiyorum baba. Daha da gelmen yanına. Dur lan, dur lan. Dur. Al bakayım şunu. Al. Bunu bilsen zaten buraya kadar zahmet etmezsin lan. Direkt bankaya gidersin değil mi? Gittik de gelemedik. Amına koydum muhtar bayıldı bankada. Sana bir şey olmasın diye bu paraları biriktiriyorsun, biriktiriyorsun. Senin hesabına bankaya yatırıyorum, biliyor musun lan? Ne kadar var bunun içinde? 130 gayme. Oh, bizim poloje işi oldu o vakit. Öpeyim baba elini. Ha, siktir lan oradan. Poloje, poloje. Yürü lan, deve. Polojeli deve. İyi akşamlar.
Göbelek Televizyonu'nun bu ilk yayınında sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göbelek halkının üstün gayretleriyle hayata geçirilen bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın. Göbelek TV'nin prime time'daki programları çok seyredildiğinden tabii o saatlere vereceğiniz reklamların ücretleri de haliyle yüksek olur. Ama arsa karşılığı anlaşabiliriz. Çok merkez olmasına gerek yok. Dağ başı öyle kimsenin arayıp sormadığı 500 metre, 250 metre hatta zeytinlik falan da bir teneke zeytin de olur. İyisi mi siz bizim traktörün mazotunu doldurun, biz gidelim. Programın adı Kabak Tarağı. Yarısından fayda yok, aç gel gece yarısı.